Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Çok güzel bir şeyle başlayacağım. Harika. İlginç ama. Bunu İbrahim klinik konuşmasında da göremez. Yani klinikte kastım doktor-hasta ilişkisi. Doktor-hasta ilişkisi sanki tamir ediyor. Burada ise hasta-doktor ilişkisi yok. Ondan sonra ruh eksenli, yani pergelin ucu ruha konmuş, o noktada çözümler üretiyor. En büyük farkımız hastalığı, ona girmeyeyim, konumuza gireyim. Üzülebiliyor, sevinebiliyorsa ne mutlu. Allah Allah, üzülebiliyor ve sevinebiliyorsan ne mutlu ama bak. Bunları olmayanlar da var. Üzülemeyen, sevinemeyen de var. Çünkü yoklar. Var olan üzülür. Bir şeyleri kaybetmekten üzülüyorsun. Demek ki elinde bir şeylerin var olduğunun farkındasın. Yeter ki elinde olsun. Kayıptan kork. Yoksa elinde kayıp endişen olmaz. Aklım gidecek diye korkuyorsan ne mutlu sana. Aklın var olduğunu fark etmişsin demektir. Benim kafam ters mi çalışıyor? Ya da farkında değilsin de abi. Farkında değilsin. Bak bir de okuyayım. Üzülebiliyor, sevinebiliyorsan ne mutlu. Beni İbrahim Hakkı Hazretleri'nin şeyine gitti. Cümlesine yine ara veriyorum ya. Bir tuhaf benim şimdi. Diyor ki, sihatlının alameti 5'tir. 1. Üzülebiliyor ve sevinebiliyorsan, iştahlı yiyip tuvalete gidebiliyorsan, yürüyüp terleyebiliyorsan, gülüp ağlayabiliyorsan, sevip nefret edebiliyorsan ne mutlu sana. Çünkü sen varsın. Bir şeylere karşı direnmenin alametidir sıkıntı. Bak. Üzülebiliyor, sevinebiliyorsan ne mutlu sana. Allah Allah, üzüldüğüm için. Bunları olmayanlar da var. Üzerine kar yağıyorsa ova değilsin demektir. Çünkü kar dağda yağar, ovalara kar yağmaz. Demek ki üzerine kar yağıyorsa, yağdırılıyorsa ova değilsin demektir, dağsın demektir. Bir şeyleri kaybettiğini, kaybedebileceğini düşünüyorsan onları fark etmişsin demektir. Aklımı gidecek, gene bana sıkıntı mı gelecek? Demek ki bunlardan endişe ediyorsan bunlar vardır demektir sende. Bir şeyleri kaybetmekten korkuyorsan onun tapusu sensin demek. İmanın tapusu neydi? Hatırlar mısınız? İmanın tapusu ameldir. Amelsiz iman, tapusuz eve benzer. Her an devlet çık der. Belediye yıkarım der. Yıkıyorum, yol geçecek. Tapuyu olana hemen yıkamazlar. Ancak istimlak edecek, mahkeme verecek, bilmem ne olacak. Bir daha söylüyorum. Bir şeyleri kaybetmekten korkuyorsan onun tapusu sensin demektir. Ve elinden alınma endişesi var demektir. Aklın gideceğinden korkuyorsan, aklının varlığının şuurundasın demek. Hatırlıyor musunuz Polat'ta da bana ayağı kesik adam ders verdi? Dedim ki, neticeyi söylüyorum. Mutlu musun? Elhamdülillah çok mutluyum dedi. Çok mümkün demedi.
Elhamdülillah mutluyum dedi. Niye dedim? Benim ayağım olmadığına, bir ayağın yok. Benim bir ayağım olmadığını üzüldüğümü zannediyorsun değil mi dedi. Öyle gözüküyor dedim, öyle. Benim dedi, yeğenim var dedi, 16 yaşında mı ne? Tüple oksijen bağlı evde. Ama ben nefes alıyorum dedi. Ayağım yok ama nefes alıyorum. Allah Allah. Benim hem ayağım var hem de oksijen tüpü yok ağzımda. Ve onun kadar mutlu değilim, neşeli değilim, kıpır kıpır değilim. Ya sana bir özel soru sorayım mı dedim. Yanımcılık anlatacağım ha adama. Beni şaşırttı tabii. Bana çakıverdi. Dedim ki çok mutlu olmak için ne olmasını ister, ne olmak isterdin? Mutlu olmak için bana yetiyor dedi. Ama çok mutlu olmak diye söylüyorsan sen de herhalde onu söylememi istiyorsun dedi. İki ayağım olsaydı çok mutlu olurdum dedi. Hakikaten olur muydun iki ayağın olsaydı? Tabii ya Allah'tan ne isteyeceğim dedi. Mutlu olurdum tabii dedi. Ben dedim Allah Allah. Biliyorum. Aynı böyle yapıyorum ha deli deli. Manyak manyak. Bak böyle. Neye bakıyorsun dedi. Sen dedim iki ayağın olsa çok mutlu olurum diyorsun. Benim iki ayağım var. Niye mutlu değilim peki? Hakikaten ha, bağla etkisi altındayım. Niye peki ben mutlu değilim? İki ayağım var benim ya. Elimi koydum cebime. Allah. Ben iki ayağım var. Niye mutlu değilim? Ne dedi biliyor musun? Oturarak, ben ayaktayım ya, oturuyor. Şöyle dedi ki, sen ayağının varlığından farkında değilsin. Ayağının var olduğunu bilmiyorsun ki dedi. Mutlu olmayı biz şarta bağlamışız. Şu şu işim olursa, böyle böyle olursam mutlu olurum. Oysa mutlu olmak için elindekiler çok bile. Bugün bana birisi ne dedi ya? Telefonda demin dedi. Unuttum ya. Bununla alakalı bir şey söyledi. Şaşırttı beni. Ha demek ki bir şeylerin kaybetmekten korkuyorsan onun tapusu sensin demektir. Ve elinden alınma endişesi var demektir. Bugün gece bununla alakalı. Ha değil, onu sonra şey yapayım. Gece sayıklaya sayıklaya uyandığım bir cümle var. Onu buldum. Onu okuyacağım size. Sen elinde olmayanlara değil, elinde olanlarla mutlu olmaya, iyi ki varsınız demeye ihtiyacın var. Elindekileri bir say bakalım, bitirebilir misin? Sayarak. Her bir nefes ayrı bir nimet. Her bir böbreğin çalışması, karaciğerin, kanın dolaşması, bu dersi dinlemen, bak kulağın var dersi dinliyorsun. İhtiyacını hissettin bak dinliyorsun beni. Sığırı koysan durmaz bunu. Leylim leylim yaşayan ya ne anlatıyor manyağın birisi ya adam bir tanesi çıkmış. Ama kapatır bunu. İhtiyacını hissetmiyor. Acaba bugün o dün mü intihar etti? Bugün duyduk abi. Duydunuz. Bugün duyduk. Biremen Efendi miydi yoksa? Biremen Efendi intihar etti. Şimdi acaba bu derslere katılmış olsaydım Allahu alem esbab aleminde olmuş bitmiş tabii. Ehl-i sünnet o bitmiş onun üzerine. Fakat eğer nurlara ulaşmış olsaydı, bu derslere ulaşmış olsaydı esbab aleminde esbab düşünüyorum olmayacaktı. Ve sebebi şeymiş değil mi? Yalnız kalmak. Yalnız kalmaktan. Yalnızlık Allah'a mahsus. Cemaati yok. Cemaatin yok. Cemaat olmayanın bütün ruhumla ve zerratımla söylüyorum. Huzurlu yaşamaya şansı yoktur. Hiç denemesin. Eğer ben biraz bir şey biliyorsam itimat edin. Ne yazıyor burada? Gari Hira
nasıl teslimin, tevekkülün ve tefekkürün sığınağı olmuşsa Gari Hira, Hira mağarası, kafirlerin ayak sesleri duyuluyor. Kapıya kadar gelmişler mağara. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Resulullah için endişe ediyor. Allah Resulü la tahaf inna Allah ma'ana veya la tahsen diye de geliyor. Hüzünlenme veya korkma. Allah bizimle beraberdir. Allah Resulüne söylettiren alt veri yapısı Resulullah'ın teslimiyet, tevekkül, tefekkür sığınağı olmuşsa, sığınaktır. Sığınağı olmuşsa dertlerine de ona yalvarma mağaran olsun. Allah Resulü'nün Gari Hira, onun tevekkül, tefekkür teslimine sebep olmuşsa, batınındaki bu sıfatlar öne çıkmış, tevekkül etmesine sebep olmuş. Gari Hira teslimiyetine sebep olmuş. Mağara. Mağarada bu sıfatlar ortaya çıktı. Mağara olmasaydı bu sıfatlar zor gözükecekti. Düşmanlar gelmiş, oklar elinde, kılıçlar ellerinde. Her an öldürülebilir, kafası kesilebilir bir durumda içeride beklerken Allah Resulü'nde o şartlarda şu inkişaf etti. Tevhid, teslim, tevekkül, tevhid, teslim, tefekkür. Etmişse senin sıkıntın da Gari Hira gibi mağaradır. Sıkıntına gir, orada iman, tevhid ve teslimini, tevekkülünü, tefekkürünü inkişaf ettir. Sıkıntın mağaran olsun. Çok şeyden seni alıkoyuyor. Çok şeylerden elini ayağını kesiyor. Bak bakalım, vicdanınız da söylesin. Herkesin kafasına bir olay geçmiştir. O acımasız sıkıntı olmasaydı sen, onunla kazandığın namazdır, tesettürdür. Ne bileyim, hanımlar için tesettürdür. Bizde ciddi ihlas ve duadır, münacattır. Hizbul Kur'an'dır. Hizbul Kur'an'la tanışacak mıydın? Namazla tanışacak mıydın? Nurlarla tanışacak mıydın? Samimi olacak mıydın? Samimi dua yapabilecek miydin ya Rabbi? Muhammed'in hürmetine Allah'ım. Ne kadar acayip samimi ihlaslar yapmışsın. Ve dua biliyor musunuz? İbadet değil ha. İbadetin sırrıdır. Sırr ubudiyettir. Ubudiyetin de ubudiyetidir. Çünkü dua, imanı, tevhidi, teslimi, tevekkülü ve tefekkürü iktiza ediyor. Bu sistem otomatik çalışıyor dua edende. Bir daha söylüyorum. Dua anında hangi sistem çalışıyor? İmanı, tevhidi, teslimi, tevekkülü. Otomatik devreye giriyor. Bu sistemler çalışıyor. Bu sistemler çalışmayan da dua yapamaz. Allah Allah. Uhud Dağı'nın mağarası korkuların güvencesi olduğu gibi. Allah Resulü'nün Uhud'a giderdi değil mi? Uhud'a giderdi devamlı. Yani ne olacak diye. Uhud Dağı. Bu Gari Hira ayrı bir şey. O hicret ederken. Bu Allah Resulü'nün sık sık gittiği. Yani endişe ve tasalarının, korkularının güvencesi oluyormuş. Allah Resulü'nde de böyle korku, endişe, toplumun o çöküntüsünü görmekten, yani bu insanlık vahşetini ürkütüyormuş Allah Resulü'nü. Bu Uhud Dağı'na sığınırmış devamlı. Allah Resulü'nün bu endişesini, bu tasa ve şeysini güvencesi olmuş Uhud Dağı. Bizim de senin de sünnet-i seniyye kendini güvende hissettiğin mağaran olsun. İki tane mağaradan bahsettik. Gari Hira, Uhud.
Demek ki Gari Hira bizim de sıkıntı mağarası. Allah Resulü'nün sıkıntısının sembolüdür Hira. Hani Ebu Bekir Sıddık'la kaçarken, hicret ederlerken, kaçarken demeyeyim tövbe, hicret ederlerken sığındıkları kapısında kafirlerin kadar geldiği, kapısına kadar gelince Allah Resulü'ndeki iman, tevhid, teslim, tevekkül hakikatinin zirve yaptığı bir zemin olmuş. O şart. Şartlarla inkişaf ediyor hal. Onun Gari Hira'sına mukabil bizim Gari Hira'mız sıkıntımızdır, dertlerimizdir. Dertlerimiz Gari Hira'dır. O mağaraya girdiğin zaman imanını, tevhidini, teslimini, tevekkülünü, tefekkürünü inkişaf ettirmemize vesile olması için verilmiş. Allah Resulü'nün toplumdaki güvensizliğin, korkuların kol saldığı ve bir ümit beklediği, çocukların gömüldüğü, insanın alelen satıldığı dönemde Uhud Dağı'na, mağarasına sık sık gider, güven duygusunu geliştirirmiş. Senin de sünnet-i seniyye kendine güvende hissettiğine mağaran olsun. Benim de mağaram sünnet-i seniyye. Hangi korkularına sünnet-i seniyye inkişaf ediyor. Korkular mağaradır. Bir, diğerleri dertler mağaradır. Allah Resulü'nün Gari Hira'sı bize dertler mağarası. Allah Resulü'nün Uhud mağarası bizim korkularımıza, yani korku geleceğe aittir. Dertler geçmiş ve andır. Onun Gari Hira'sı bizim dertlerimiz. Onun Uhud dağı bizim korku dağlarımız. Dağ. Çünkü usta ben bilerek seçmişim. Geçmiş derelerin hüzünlerin ve elemlerini gelecek korkularını dağlarına diyor. Korku dağlarına diyor. Korkuyu dağ gibi gösteriyor. Tırmanılması gereken şey. İşte Allah Resulü'nün de korkularına, toplumsal çöküntünün endişelerine ne yapmış? Oraya sığınırmış Uhud'a. Bizim de korkularımıza, geleceğe ait aklım gider, mahvolurum, bilmem ne gelir, ölürüm, nerede bulurlar beni gibi şeyler de bir dağdır. O zaman bu korkuların senin Uhud dağındır. İçeride inkişaf edecek halet sünnet-i seniyendir. Sana geldiği yeri kötüleyen biri gelse. İkisinde de mi abi? Dedin ya hani o korkuların şeyi sünnet-i seniyedir. İki de korkuda hem de şeyde. Yok, bir tanesinde dert. Dert de. Mesela Gari Hira dertler mağarası. Allah Resulü'nün derdinin zirve yaptığı. Korku yoktu. La tehaf, korkma dedi. Orada korku yok. Allah Resulü'nde Gari Hira imanına, iman tevhidi. İman tevhidi. Tevhid teslimi. Teslim tevekkülü. Tevekkül saadet-i dariyeni iktiza eder. Allah Resulü'nün Hira'sı benim dertlerimdir. Dertler mağaradır. Gir oraya. Zaten girmişsin. Nasıl çıkacağım bu mağaradan, hicretime devam edeceğim? İmanını, tevhidini, teslimi, tevekkülünü inkişaf ettirerek. Allah Resulü toplumsal bir çöküntüyü, insanlık alemindeki hali ürkütüyordu, korkutuyordu. O dertti bak. Şimdi korku. Gelecek. Şey diyor. Lemalarımı getirir misin ya? O nerede şey yapacağız? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Getir. Geleceğe ait dağ diyor ve korku diyor. Korkuyu dağla nispet ediyor.
Çok ilginçtir. Hüzün ve elem dere diyor. Yani çukur diyor, mağara. Yedinci rica herhalde. 26. Yedinci rica. Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet iman ile girildiği, girebildiği ne olacak o? Zaman-ı mazindeki hüzünler ve zulmetler, zaman-ı mazi onu ne ile def edeceksin? Galiba iman ile. Hangi? Kuvvet imanla. Bak kuvvet ve nur. Farklı ne olur bir bakar mısınız? A, B, C, Ç, D, E, F, K, L, M, N diye gidelim. Almanca'nın şey oldu. K önce geliyor değil mi? K, L, M, N. Tamam bak. Kuvveti iman K arkadadır. K, L, M, N. N sonradır değil mi? Ha, nuru iman. Kuvvet iman, nuru iman. Ezberleyesiniz diye. Yani 25. kare yaptım beyninize şimdi. Farkında değilsiniz. K, L, M, N. K önce geliyor değil mi? Sonra L. Sonra L, M, N. K demek Murat kuvvet iman. N, nur iman. Kuvvet önce geliyor değil mi? Ha, mazi, mazi derelerindeki zulümat ve hüzünlere çare kuvvet imandır. Bu garihira gibidir. L, M, N, nur. Nuru iman ise istikbalin en uzak dallarına kadar çıkar ki korkuları izale eder. Bu psikoloji bazıları der ya nereden çıkartıyorsun? Buralardan çıkartıyorum. Buralardan. Korkuyu istikbal dağları diyor. Çünkü ustad diyor ki nurun iman ile istikbalin en yüksek dağlarına kadar çıkabilir. Korkuları izale edebilir. Yani geleceğe kuvvet imanla dayanamazsınız. Nuru imanla. Geçmişe ne? Nuru imanla değil. Kuvvet imanla tamir edebilirsin. Hepsi manidardır. Kurban olurum sana. Tuhaf değil midir? Hepsi lügata bakarsanız aynıdır diyeyim. Kuvvet iman, nur iman aynı be kardeşim. Hiç alakası yok. Birisi istikbal, birisi mazi. Tamir ediyor. Şuur iman hale bakar. Üç tane iman var sana. Kardeşim, gari hira Resulullah'a neydiyse dertler sana odur. Uhud mağarası gari Uhud mağarası Resulullah'a neydiyse senin de korkuların odur. Uhud mağarasıdır. Oraya mı girdin? Sünnet-i seniye. Gari Hira'ya dertlerine mi girdin? İyi kuvvet imanını. Yani iman tevhidi. Tevhid teslimi. Teslim tevekkülü. Tevekkül saadet-i dareyini iktiza eder. Neyle çağırıyor? Kuvvet imanla. Nur imanla değil. Mazi kuvvet imanla. Elhamdülillah ya. Yaşasın Risale-i Nur. Kimse dinlemese de ben dinlerim. Hiç merak etme. Elhamdülillah. Şimdi başka bir şey. Konu değişti. Şimdi biri sanki imana sembol ederken öbürü sünneti mi sembol ediyor abi? Yok. Evet. Evet çok güzel. Yani birisi imanı, diğerisi İslamiyeti. Yani maziyi kuvveti imanla şey yapıyorsun. Dertlerini şey yapınca kuvvet iman. Korkularına karşı gelecek korku geleceğe aittir. Geçmişte korku yoktur. Geçmişte hüzün ve elem vardır. Keşke ya. Nerede ya? Lanet olsun. Demesem, yapmasam, seyretmesem. Hüzündür, elemdir. Bu mazidir. Gelecekten hüzün olmaz, elem olmaz. Geçmişten olur. Gelecekten korkuların olur.
geçmişi hüzün ve elemine karşı kuvveti iman, tamam, imanını inkişaf ettir. Gelecek korkularına karşı ise, tamam, korku, sünnet-i seniye sımsıkı sarın. Korkma daha. Korku dağlarına tırmanırsan, korku dağlarına arabayı sarmak gelirse zincirini tak kardeş. Hiç endişe etme. Allah zannettiğin gibi bulmayacaksın. İnan bana. Ölümü zannettiğin gibi görmeyeceksin. İnan bana. Ustad diyor ki 9. deva 25. lemanın diyor ki ölüm diyor zahiren gözüktüğü gibi dehşetli değil. O kurban olurum senin davana ustad. Ayağın üzerime olsun ey ustad. 9. deva. Ölüm zahirde insan herkesi ürkütüp korkutan, dehşete, vahşete sokan bir ölümü ne diyor? Ölümün diyor zahiri yüzü dehşetli, vahşetli ama hakikati böyle değildir diyor. Vay be. O zaman tam yeri gelmişken söyleyeyim. Hedefine öyle kilitlen ki roket gibi. Bir daha. Hedefine öyle kilitlen ki roket gibi. Ölümü, cesedi düşünmeye vakit bulamayasın. Bunu sayıklıyordum sabaha. Hedefine öyle kilitlen ki roket gibi. Ölüme, ölümü, cesedi hazlarını, cesedi korku endişelerini düşürmeye, bakmaya zamanın olmasın. Nasıl ki gözü temas edince kalbini seyrettiğin gibi, adamın gözüne temas edince adamın gözünden kalbini seyrettiğin gibi, elma şekline temas edince lezzet simasını seyrettiğin gibi, ağzına koyuyorsun elmayı, temas ediyorsun ya, zahirde öyle bir şey yok. Bir temas ediyorsun, Allah Allah. Yani elma şekline temas edince lezzet simasını, yani bu deri, elmada deridir. Nasıl ki elmada elmaya benzemeyen lezzeti koyduğu gibi, şeyde, şu şekle de deriye de benzemeyen sima var. Tene temas edince lezzet ve zevk ortaya çıktığı gibi, simasından nesebini seyrettiğin gibi, simadan ruhu, ruhtan kişinin ahiretini seyredersin. Ona mı sahip bir yarabı yaptın? He. Ama gerisi vardı diğerinin, öyle işte. Gitti mi? Gitti. Çok güzel şeyler oluyor. Tabii, niye bununla yatıp kalkıyorum? Bu şimdi bir kitaptan alınabilir mi ya böyle bir şey? Düşük cümle, böyle basit basit ifadeler. Ama taşımış olduğu mana senin ilgini çekiyorsa, yani bu Uhud'da, Gari Hira, nerede bulacağım böyle bir şeyi? Eğer yolun düşerse Gari Hira'ya, yani dertlerine yolun düşerse, kuvvetima imanını inkişaf ettir. Şayet yolun Uhud'un mağarasına düşerse, yani korkularına denk gelirsen, sünnet-i seniyeyi sakın bırakma. Abi bir dansın oraya. Hedefine öyle bir kilitlen ki dedin. Hedefine öyle kilitlen ki roket gibi. Ölümü, virgül, cesedini düşünmeye vakit bulamayasın. Ölümmüş, cesetmiş. Allah Allah. İşim var kardeş. Azrail aleyhisselam bir tane çakmış yani şimdi. Musa aleyhisselam. Çekil dedi ya, şimdi gücüm var dedi ya. Sırası bir işim. Hadi ya. Mektup içeri geçiyoruz. Ben de bu sabah şey düşünüyordum abi. Sana hangi abiydi? Demişsin ya, ihtiyarlamışsın. Sen daha orada mısın demiş. He ya. Üçte, ben de onu düşünüyordum abi. Üçte abiydi. Yine aynı. Dedim ki abi dedim ya, zayıflamışsın, zayıfladın dedim. Yani yaşın da bayağı ilerledi dedim. Çok dehşetli mütefekir ya. Bak, Hasan hala orada mısın?
Abi bütün ben de bu sabah mı düşünüyordum ya? Utandım ya. Abi ya iş olsun boş boğazlık yaptım ya. Dedi ki o çekmeceyi çek dedi. Baktım notlarını çıkarttı. Hadi dedi oku bakalım. Vay be. Adamlar açmışlar ya. Ne okudun abi? Ben bir şey söylemeyeceğim. Ha işte ya Allah Allah. Açmışlar ya cesedi. Ya arkadaşlar davanı öyle hedefine kilitlen ki davana roket gibi ne ölüm ne ceset seni elini tutamasın. Hastayım bilmem neyim. Ya bırak ya. Kilitlen ya. Roketin böyle bir şey yok. Ulan nereye gidiyorsun lan? Roket yok hiç. Aldı kafasını gidiyor uçağa. Roketi aşağıdan fişi ateşlediler. Uçağa gidiyor. Hedefine gidiyor. Umrunda değil başka uçak. Gemi. Aa gemi geçiyor. Hiç ben hedefime gidiyorum. Daha büyüğü dahi olsa. Daha büyüğüm, mühim bir hedef dahi olsa adam hedefinden ayrılıyor. Lan nereye gidiyorsun uçak gemisi gibi silahla dolu. Bırak bir uçağı. Hayır ben hedefim bu diyor. Aşağıdaki efendim öyle dedi bana. Allah Allah. Şimdi dershanecilikte bir şey vereyim. Metin bunlar ne diyor? Bu cemiyetin sözleri mi bu? Çoğusu diyecek olan manyağı birisi yani ya ne diyor? Ya sana birisi birileri buraya gelirse sana geldi sana birisi yeni geldi. Geldiği yeri kötülüyorsa sakın ona güvenme. Oradan ayrılabilir ama kötülememeliydi. Çünkü iyi kötü onunla dostluğu olmuş o geldiği yer. Eğer geçmişini ağır eleştirerek sana gelmişse abi bir Süleymancılara, tarikatçılara falan yerden geldik. Orada var ya şöyle yapılıyordu, böyle yapılıyordu. Böyle geçmişini kötüleyerek geliyorsa gelmişse çok çok yakınını alma çünkü o nankördür. Geçmişteki dostunu böyle yapan sana hadi hadi yapar. Mesela bir kadın, bir erkek tek başına telefon açıyor. Ağzına gelmediğini bırakmıyor kocası hakkında veya karısı hakkında. Karısı hakkında. Buna da güvenmiyor. Senelerden beri karı kocalık olmuşlar. 18 sene, 15 sene yeni mi aklını? Şöyle yapıyordu, böyle yapıyor. Güvenme. İyi ki bir şey yoktu. Evet. Gelebilir. Başımızın üzerinde yeri var. Ama geldiği yeri kötülüyorsa aşırı. Yani var ya orası vardı ya. Bir Süleymancılar şöyledi, tarikatçılar şöyledi bilmem neydi. Kötülüyorsa ona güvenme. Çünkü bugün geçmişini satan yarın seni satacaktır. Ha gelmiş adam efendi gibi oturur. Hata görebilir. Tabii değiştirebilir. Nurculuktan da gidebilir. Ama gelir oturur tamam o kadar. Ya ben daha önce bir diğerlere gidiyordum ama biraz da kafama yatıyor. Tamam o kadar ya. Onları kuyuya indirmenin ne mantığı var? Hiç sevmediğim şeyler. Belki de ben yanlışım. Bana verin. Hasan kardeşim. Niye kızıyorsun? Sen bazı insanlara büyük model geliyorsun. Bazılar diyor ki, ne kızıyorsun kardeşim? Telefon ettik yani falan çakıyorsun bize. Ona geçenlerde bir tanesi aradı kadın. Bana sordular. Ne sordular? Sormuşlar. İşte 3 talakla boşamış. Şimdi yalvardı gene beraber 15 gün oldu eve geldim. Şimdi o kadın bana soruyor. 15 gün olmuş. 3 talakla boşanmış. Tamam. Şimdi Hasan da kızmasın telefonu. 3 talakla boşanmış. Ondan sonra 15 gün oldu. Gelmişler barışmışlar. Barışma mı olur? Bu şimdi caiz mi? Veya Hasan abi geldi kızma. Geliyor evi taşıyor. Ondan sonra yerleştiriyor. Telefon ediyor. Abi bir hemen hanımefendi dershane var. Hayırdır yeni mi taşınacak? Yok abi yerleştim de şimdi yer arıyorum. La ahmak.
Gel de kızma. İlk önce dershane arayacaksın. Orada hizmet var mı? Hizmet mahalli var mı? Dershane var mı? Tarikatçıysan tarikat var mı? Dergah var mı? İlk önce hizmet. Orada hizmet var mı? Ondan sonra evini taşıyacaksın. Adam, kadın gelmiş eve. Beraber oluyorlar. 15 gün sonra acaba caiz mi? Sana ne, sen onun dert babası mısın? Beni niye arıyorsun sen? O arasın. Ya bana sordu. Kapat telefonu. Aşağı tükürsem sakal, üstte tükürsem büyük var ya. Ne diyeceğim? Olmuş bir, zaten yaşıyorlar. Gayrimeşru yaşıyorlar. Kızıyorlar. Ha, o zaman yazdım. Hasan kardeşim, niye kızıyorsun? Niye kızıyorum biliyor musun? Sen bazı insanlara büyük geliyorsun. Büyük model oluyorsun. Gömleği giydiriyorsun. Ha, çok büyük geldi gömlek. Suç senin. O modele uymaz. Anlıyor musunuz? Benim verdiğim değer, muhabbet ona fazla geliyor. Büyük geliyor. Kuşu kalemini verir misin? Ya. İnsanlara fazla değer veriyorum ben. Ondan eğer size birisi kızmıyorsa hiç, sizinle alakalı değildir demektir. Bir sır vereyim. Sokakta çocuk hata yapar, lakayt kalır. O hatanın onda birini evde senin çocuğun yapar, kıyameti koparırsın. Peki onu hiç sevmiyorsun, bunu çok sevdiğinden mi? Bak bir daha söyleyeyim. Sokakta elin çocuklar hata yapar, hiç alaka duymazsın. Senin evinde çocuk hata yapar, onda biri. Dövüyorsun, kızıyorsun. Yani dövmen, kızman onu sevmediğini mi gösteriyor? Onunla alakasızsın. Niyetin iyi, fiilin haram veya yanlış. Niyetine bakmaz. Misal, çalıyorum ama fakirlere dağıtıyorum. Bir mafya babasının sorusuydu bu. Hocam dedi, bizim niyetimiz halis, para derdimiz yok. Geliyor, niyetim iyi, fiilim haram veya yanlış. Niyetine bakmaz bu iş. Misal, çalıyorsun ama fakirlere dağıtıyorum. Olmaz. Niyet, şeriatın mubah kıldığı şeylere geçer. Kişinin niyeti amelinde hayırlıdır. E tamam, akşam namazını fiildir. Niyet edelim, kılmayalım. Niyet daha hayırlı ya. Kılarsan makamı düşüyor. Kılmamak daha iyi. Niyet etmek. Ha, nerede niyet geçer? İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyetin dışında niyet geçer. Şeriatın tayin ettiği şeylerde niyet değil, fiillere bakılır. Niyetine bakılmaz. Başka? Hazreti Ali diyor radıyallahu anh, kendi kendine zulmeden başkasına nasıl adalet edecek şaşarım. Mesela bir misal vereyim, bunu da şey için yazdım. Abi bir şey söyleyebilir miyim dedi. Yeni yani, 3 hafta yok İstanbul'da. Abi dedi, beraber hukuk okurken dedi, aynı odada kalıyorduk dedi. Avukat bürosunda da vardı dedi. Esrar içiyorduk dedi onunla. Ben bıraktım ama dayanamıyorum. Fakat o esrar içtiğimiz arkadaş dedi, avukat bürosunda, şimdi savcıdır. Şimdi bu esrar içen adam savcı, narkotik şubede vazife yapıyor. Vazife yapabilirim, yaparım. He? Ne yazdım? Hazreti Ali'den bu sözü buldum. Kendi kendine zulmeden başkasına nasıl adalet edecek şaşarım. Namaz kılmıyor. Adamlara iyilik yapıyorum diyor. Başka? İmam-ı Gazali'de bir cümle. Mezardakilerin pişman olduğu şeyler için diriler birbirini yiyor. Gazali söylemiş.
benim için kaderi hiç anlamamış diyorlar. Benim için diyorlar ha ben. Benim için diyorlar ki kaderi dört cepheden inceliyorum. Huve evvelu kader. Evvel de kader. Ahiru kader. Ahir ismiyle kader. Zahirle kader. Batınla kader. Farklı farklı işliyorum, tamam mı? Kader farklı işliyorum ben. Canlı ve ruhludur diyorum, tamam mı? Kader sevk etti, adalet etti falan. Zulmü beşer için adalet ettiği şey var. Şimdi benim için kaderi hiç anlamamış diyorlar. Sohbetlerde dile getiriyorlar. Anlaşılan benim anlamadığımdan rahatsız oluyorlar. Benim anlamadığımdan, kaderi anlamadığımdan adam rahatsız oluyor. Rahatsız olduğu için dile getiriyor. Hasan kardeş kaderi hiç anlamamış. Anlamamışsa koy kenara. Niye medal bahsediyorsun? Niye Hasan'ın anlamadığından rahatsız oluyorsun? Devrik mantık mı kullandım? Hakikaten ben anlamamışsam sen bundan memnun olman mı lazım? Üzülmen gerekmiyor. Hem sen niye bundan rahatsızlığını etbaana bahsediyorsun? 6.09.2014 tarihinde bu tarih birilerine bir şey yapar. Bir Türkiye'de bir meşveretinde olmuş. Sizin meslektaşlarınız, komutanların meşvereti vardı Türkiye'de. Orada medar bahsetmiş, oradaki komutan bana nakletti. Abi dedi, isim vermedi ama yani internette şöyle var, bir kader hiç anlamamış. Ben dinledim dedi falan. Ondan sonra o zaman şey yapmıştım. Başka konuyu değiştiriyorum. Şu zamanın maddiyumluğu herkesi sersem etmiş. Ve akliyat ile iştigal eden emraz-ı kalbiye müptela olur. Bu ikisinin cemiyette en bedi şeylerde vesvese vermiş. Şimdi ustadın şeyi, vesvesenin kaynağını şey yapıyorum. Şu zamanın maddiyumluğu herkesi sersem etmiş. Menfaat. Yani menfaati dünyevinin peşinde olmak, hayati dünyevinin temini sersem etmiş, sersem. Sersem ne demek? Serseri demek. Yok. Başı dönük falan. Başı dönük mesela. Zel, zel, e. Mesela. Kafa demek yani. Ves, ves, e. He? Ser. Ser, kafa demek. Sen. Baş. Sen. Sen. Şimdi şöyle. Bak şöyle baktığın zaman her şey yerinde değil mi? Sen demek duymak değil mi? Senin. Hakikata kulağı ve gözü kapalı demek. Sersem o demek. Şu, her şey yerinde değil mi bak yerinde? Şimdi ortada koyalım seni Selahattin abi. Dön. Dön 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 dön. Başı dönmüş. Başı döndüğün zaman ne hiçbir şey yerindedir ne sen de yerinde durabilirsin. Kardeşim ben kılça bilgisayar. Evet. Sen yani baş demek, kafa demek. İşte onu tanımlıyorum, içini dolduruyorum. Yani her şey birbirine karışmış, kendi ayakta duramaz. Bir duramadığının psikoloji rahatsızlığını sağa sola tutunmakla durmaya çalışan adam. Onun için hayat-ı dünyevinin teminiyle işte devamlı hedef yapmış. Davasını unutmuş, kitabı unutmuş, namazı unutmuş, dersleri unutmuş. Bunlar hayatı bu şu zamanı maddiyi herkes sersem etmiş. Sersem bu. Hakaret manasında sersem. Yani ayakta duramıyor. Hiçbir şey yerli yerinde değil. Söz söyleseler duymaz. Başı dönen duyamaz. Yani böyle bir şeyler şey yapar. Değerlendiremez. Ustad diyor ki bir, şu zamanı maddiyi herkesi sersem etmiş. Bir, koy tencereye. Bak ne çıkacak. Ve akliyat ile iştigal eden emraz-ı kalbiye muptela olur. Bu ikisini karıştır, bedihi şeylerde vesvese veriyormuş. Bu tiplerde mesela diyorsun ki abdestin var. Acaba var mı? İşte bunlardan bir tanesi hasta. Hasta, rahatsız. Tamam, çok ilginç. Yani ikisini cem edersen cemiyette, şimdi bu ikisinin cemiyle de en bedih şeylerde vesvese vermiş insanlara. Yani mesela vesvese neye vermiyor? İlla vesvese namaz oruçta değil. Kendisini dünyada güvende hissetmiyor. Allah ile tatmin olamıyor. Başka güven şeyleri arıyor. Dayanak noktalar arıyor.
arabam iyi olsun, malım çok olsun, tamam mı? Param çok olsun, bir yerde yaşı olsun. Bunlar dayanak noktasını çoğaltmayla şey yapıyor. Bu hayat-ı dünyevinin temini ki يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَلْاٰخِرَ. Var olup mevcudu yese, giyse bitiremeyecekler malı varken hala bunlara ek yaparak davası mı varmış? Kitap mı okunacak? Bir yerlere mi gidecek? Bir yerler mi açılacak? Bir yerde mi hizmet edecek? Böyle şey kalmıyor. Bunlara sersem diyorum. Sersem olmuş. Peki ne olur? Bunlar akliyatla devamlı, aklı şeylerle devamlı meşgul olur. Bu sersem ve akliyatla meşgul olunca bedihi şeylerde bile vesvese eder. Vesvese namaz oruçta değil ha. Ölüm korkusu değil. Yani kendini güvensiz hisseder. Allah ile tatmin olamaz. Allah ile memnun olamaz. Allah'ın güvencesi güven vermiyor adama. Çok korkunç bir şey yani hastalık. Başka. Bazen sessizlik, susmak, tüm konuşmaları cem eder. En büyük konuşmak susmaktır der. Büyükler. Bazen sessizlik, susmak, tüm konuşmalara camidir. Başka? İnançlarının onaylanmasını ister miydin? İnançlarının onaylanmasını ister miydin? Mesela Allah'a inandık. Peygamber'e inandık. İnan. Peki onaylandığını nereden bileceğiz? İster miydin bunu şey yap? İşte imanın tapusu neydi? Ameldir. Amel imanın tapusudur. Onaylandığının delilidir. Amelsiz iman tapusuz ev gibidir. Belediye yolu geçer hiç seni kale almaz. Dozeri vurur. Ama tapuluysa durur, mahkeme verir, seninle anlaşmaya gider. Bunu 72 mi 85'te işaret-i cazda diyor. Amel imandan bir cüz değildir ama amelu amelsiz de iman sağlam kalmaz diyor. Akaidi ve imani hükümleri sabit ve kavi kılmakla meleke haline getiren ibadetlerdir diyor. Yoksa tak. Ben namazdayken Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Allah'ı zor hatırlıyorum namazda. Peki namaz kılmayan Allah'ı nasıl hatırlar koca bir günde? Ben namazda Allah'ı hatırlayamıyorum da. Adam namaz kılmadan koca günde Allah'ı mı hatırlayacak? Allah'ı hatırlamayan gün ne oldu? Ben namazda Allah'ı hatırlayamıyorum. Bende sorun var tabii canım. Eğer ahirete imanın zayıf veya yoksa dünyevi ve ailevi veya kişisel hiçbir hadisini izah edemezsin, aklını ve ruhunu rahatlatamazsın. Eğer ahirete imanın zayıf veya imanın gitmiş haberin yoksa, ailevi ve içsel ve kişisel arasındaki ilişkileri çözemezsiniz. Usta Çuvalar'da diyor ki, eğer imani bil ahiret aileye hükmetmezse, hükmederse ne olur? Hükmederse herkes haddini bilir, hududunda kalır, huzur olur. Bir evde, ailede huzur yoksa imani bil ahiret o aileye hükmetmiyor demektir. O aileye ahiret inancı zayıftır demektir. Eğer o aile imani bil ahiret hakim olsa herkes haddini bilir. Hududunda kalır. Ve sevgi saygı olur. En azından şunu söyleyeyim. Bu benim yaşlanmıştır belki bazı eksiklikleri olmakla beraber hanımım veya kocam. Benim ezeli ve ebedi ahiret aleminde eşim olacak. Bütün ekaislikten, eksikliklerinden mübera ve temizlenecek. Ve hurilerden daha güzel bana verilecek. Bu benim bakma şu dünyada şey olduğu arızalar var. Ama ezeli olarak bana verilecek benim ebedi eşim diye bakarsa o eşine huri nazarıyla bakar diyor usta. İmanı bir ahiret hükmederse. Hükmetmezse hiçbir şey izah edemezsiniz. Ne nedir ki? Biraz önce Garihra'dan bahsettim. Uhud Dağı'ndan bahsettim.
Onu izah edemezsiniz. İmanı bir ahireti kaldırın kişilerin düşüncelerinde, ailelerden kaldırın. Hiçbir şey, hiçbir şey değildir. Ne nedir? Nereye göre nedir? Mesela sabır. Niye sabredeceğim ki? Niye o günahı terk edeceğim? Niye haram yemeyeceğim ki? Allah aşkına imanı bir ahiret yoksa, haram yemiyorsa ahmaktır. Çalmıyor, çırpmıyorsa ahmaktır. Çünkü onun bir, onu durduracak bir sebep yoktur. Karısına şeyine ikide bir, mesela başlıyorsun, benim bir şey başarım şöyle, eve gelmez, imanı bir ahiret yok ki, olsa yapabilir. Ne yapıyorsun? Eğer mutlu, canlı ve aksiyon olmak istiyorsan, mutlu, canlı, aksiyon. Aksiyon demek hareketlendiren, hareket eden değil. Hareket etmekle beraber hareketlendiren var toplumda mesela, cemaatte. Eğer mutlu, canlı ve aksiyon olmak istiyorsan, insanları mutlu, aksiyon yapmaya uğraş. Uğraşırken sen öyle oluyorsun. Niçin nurcular imansız kabre girmez? Niçin imanlı girer? Delili şu. Bir tanesinin tabii delili. Çünkü insanların imanını kurtarma meşguliyetiyle meşgul olurken imanı kurtuluyor kendisinin. İnsanları mutlu olmalarıyla uğraşırken kendisi mutlu oluyor zaten. Çünkü kötüyü düşünecek zamanı yok. Bir insan kötü olabilmesi için kendisini kötü hissetmesi lazım. Kötü hissetmesi için kötü düşünmesi lazım. Kötü düşünmesi için elini kafasına koyması lazım. Hakikaten öyle. Bana nasıl diyor? Vay, Allah Allah dememesi lazım ya. Yakıştı mı falan? Hay Allah. Ha, düşünmedikçe düşünceler, hisleri, duyguları, duygular, sinirleri, sinirler, kasları, lifleri, aktife, bezleri de aktif eder. İnsan kendisini kötü hisseder. Kısacası doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kötü hissediyorsanız kendinizi doğru düşünmüyorsunuz demek. Eğer canlı, aktif, aksiyon olmak istiyorsan insanları canlı, aktif, aksiyon yapmaya çalış. İnsanların imanını kurtarmaya uğraşırken imanın kurtuluyor. Mesela niye emekli paşalar taktiği çıkıyor? Niye emekli futbolcular taktiği bitiyor? Çünkü o yaşlı antrenörler hala benden dinç. Mesela 60 yaşında dinç. Niye? Sporculara koşmayı öğretirken, topa vurmayı öğretirken, benim karşımda var da Zeytinburnu top sahasının karşısında. Onun adam 60'ın üzerinde antrenör ya, Zeytinburnu antrenörü, tamam mı? 60. İnanın bana, ben onda 10'da bir koşamam. Belki aramızda 15 sene var. Niye? Adama öğretirken yapıyor. Yaparken öğretiyor. Ben iman nasıl kurtulur anlatırken imanım kurtuluyor. Onun için Risale-i Nur talebi, iman hizmetiyle meşgul iken ecel gelse iman kurtarmayla meşguldu. Değil imanı, başkasının imanıyla meşgul. Nasıl gidecek yani iman? Vermek almak gibi değil mi abi? Evet, vermek almanın adıdır. Başka? Alim hak ile batılı birbirine ayırt edebilendir ki el hubbu fillah vel buzi fillah sahibidir. Alim hak ile batılı birbirine ayırt edebilendir ki el hubbu fillah vel buzu fillah'tır. Yani Allah dostlarına dost olur, düşmanlarına düşman olur. Başka, söyleme ile olmuyor ama söylenmemiş de olmuyor. Eşine, dostuna ve dershaneye giderken eli boş gitmemeye çalış. Alış cömertliğe. Zira cömertlik yaparak, vererek gelişen ahlak ve sıfattır. Hep tüketen olan olma. Çünkü yaparak gelişiyor. Mesela buna şey diyorum. Ailenize gidiyorsunuz. Ailenizin diyelim ki tarlası var, elma tarlası var. Anne çocuğu geldiği zaman eline bakar. Yani hiçbir şey doğasında, doğuştan verilmiyor. Yaparak gelişiyor. Evlere boş gitmeyin. Bir şey götürdüğünü zannediyorsun. Oysa sende ahlak gelişiyor. Çünkü ahlak huylar, huluklar eylemle gelişir. Eylemler gelişir. Başka?
yatarken Kur'an okursan inşallah kötü rüya görmezsin. Başka? Abi hep sıkılıyorum. Kardeşim ya hep gülseydin, gülme krizi gelse daha kötü olmaz mıydı? Birisine dedim telefonda. Abi ya hep sıkılıyorum. Hakikaten mi? Abi hep sıkılıyorum ya. Hiç şeyin olmuyor. Abi hiç olmuyor. E kardeşim ya hep gülseydin, gülme krizi gelseydi daha kötü olmaz mıydı? Hep gülüp eğlenenlerin hakikati aramaya düştüklerini gördün mü? Ama çoğunlukla sıkılanlar, daralananlar, aramaya geçenlerdir. Doğruyu aramaya geçenlerdir. Sen devamlı gülenlerin hakikatin peşinde olduklarını gördün mü? Ama sıkılan ve dertli olanlar hep hakikatin peşine koşmuşlardır. Bir şeyin görebilmen için onun zıttını düşün. Mesela bugün de sabah dersinde söyledim. Bana aittir, dini değildir. Reddetmeniz dini bir mecburiyet, mucibi yoktur. Nedir o? Zenginlik ve sihat. Eğitici ve öğretici değildir. Çok azdır varsa. Fakirlik ve hastalık eğitici ve öğreticidir. Risale-i Nur anlamak ve hazmetmenin tasannu, temellük, tezellülden tecerrüt ile olur. Lemalar 44. Risale-i Nur anlamıyorum. Bunlardan bir sorunu var demektir. Nedir o? Bir daha söylüyorum. Risale-i Nur abi anlamıyorum. Merak ettim. Anlamak ve hazmetmenin yolu, bir, tasannu, iki, temellük, üç, tezellülden tecerrüt ile olur. Tasannu yapmayacaksın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Üçünü boşun devirirsin. Tasannu. Suni. Zahirde içinden hesaplı. Sen zaten anlasaydın zaten ben de şaşırdım Risale'nin. İlk üç. Temellük. Kendi kendine malik iş yapıyorsun. Tezellül. Yani hak ve hakikati gördüğün halde bir bildiği var diyor. Zahiri şeriata ve işte dine. Risale-i Hazret bir şey söylüyor adam. Bildiği vardır diyor. Sen Risale-i Nur'a ve şeriata tabi değilsin, adama tabisin. Tezelil olmuşsun. Ruhun bitmiş. O adam nasıl anlayacak ki? Başka? İnsanlara hitabetlerini kuvvetli olanlar sır saklayamazlar. Hitabeti olmayanlar daha çok sır saklayan tiplerdir. Yani bir şey var, çok ilginçtir. Selahattin abi de demişti, bizim memlekette diyor alimler var. Kardeş bir tanesi çok alim, çok biliyor ama satışı yok. Ötekisi o kadar bilmiyor, konuşuyor. Şimdi ben de merak ettim. Bu denemeyle, binlerce insan denemişim, biliyorum yani. Binlerce derken rastladıklarım. Çok konuşan, çok güzel hakikati nakleden o tipler sır tutamazlar. Konuşamayanlar veya satışları az olanlar sırları çok saklarlar. Konuşan tipler şekille düşünen tiplerdir. Bunlar izahlı ders isterler, misal isterler. Görsellerdir bunlar. İşitseller ise sır tutarlar, düz okurlar, izahı istemezler, sıkılırlar. Bunlar en çok sır tutan tiplerdir. Bunların hizmet çapları dardır. Görsellerin, şekille düşünenlerin mantıkları kuvvetlidir. Çünkü şekille düşünürler. Düşündüklerini şekillendirirler veya şekilleri gördükleri zaman manalandırırlar. İşitseller öyle değildir. İşitseller daha çok içine kapalıdır. Sessizdir böyle. Ama sır tutarlar. Dersi söyleyemiyor. Anlatamıyor da sırrı mı anlatacak? İnsan tipleri bu farklı. Yani bu söylediklerim %100 doğru değildir. Benim tespitlerim, okuduğum veya işte keşfettiğim şeylerdir. Kendinizin kendinize ait olmadığını fark ettiğinde adım at. Bir daha söylüyorum.
kendinizin kendinize ait olmadığını fark ettiğinde adım at, o zaman taşınıyorsun demektir. Yani ben bana malik değilim. Değil. Fark ettiğin an zahirden batına taşınmaya başladı demektir. Taşınıyorsun. Akşama ne kadar var? 10 dakika falan. Peki. 8 dakika. Peki biraz da okuyorum. O 8 dakikayı dolduralım. Öyle mi? İnsan hizmetiyle seni nereye davet ediyor? Ona bak. Bir yere davet etmek değil. İnsan hizmetiyle seni nereye davet ediyor? Ona bak. Ya tenkit ettiğin kişi seni cennete davet eden yolu gösteriyorsa yine tenkit edecek misin? Var ya mutaassıplar var böyle. Ustad taassup ehlini iki tane kategoride inceliyor mahkematta. İki tane zemini var taassup ehlinin. Birisi cehalet, iki Adem'i muhakemeden diyor gelir. Yani bağnaz, geçimsiz, kucaklayıcı olmayanlar cehaletten ve Adem'i muhakemeden, muhakeme edememekten geliyormuş. Onun da tamiri çok zordur. Ne yapacaksın? Uzak duracaksın. Dimağın bütünlüğe gelip çalışmasının malzemeleri terklerdir. Dimağda kaç mertebe var? 7. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Dimağı çalıştıran, bütüne getiren malzeme, malzemesizliktir. Nedir o? Terklerdir. Haramların terkleriyle çalışır. Kalp ise eylemlerle çalışır, ibadetlerle çalışır. Dima terklerle çalışır. Terk-i mefasit, celb-i nefaya, rüçhaneti kesbetmiş, bu aslında usul esas olmuş. Dima çok ilginçtir. Çalışma malzemesi, malzemesizliktir. Yani terklerdir. Tiryaki olduğumuz, bağnaz olduğumuz, mecbur zannettiğimiz kendimize o günahlar var ya, televizyondur, cep telefonudur, bilmem nedir, hayatı yönetimidir. Yani terkleri terk etmek lazım. Yani günahları, tiryakilikleri, gıybeti, hasedi, ben merkezliği, yeisi, tecessüsü, la tecessüsü, tecessüs etmeyin. Tecessüsü, iftirayı, tulu emeli, gururu, kibri terk edin. Kafa onunla çalışıyor, dima. Kafa derken akıl zannetmeyin. Tahayyül, yani diman 7 mertebesi. Neyle çalışıyor bir daha söyleyeyim? Terklerle çalışır, eylemlerle değil. Ondan sonra eylem geliyor, zemin hazırlıyorsun. O da bir daha söyleyeyim, terkler nedir? Günahları terk, tiryakiliklerini terk, gıybeti terk et. Hasedi terk et, ben merkezliği terk et, yeisi terk et, tecessüsü terk et, iftirayı terk et, tulu emeli terk et, gururu terk et, kibri terk et. Terklerle çalışır. Kalp ise ubudiyet ve ibadetle çalışır. Eylemle çalışır. Şurayı da okursam tamamdır. La teşbih ve la temsil. Kusura bakmasın demektir. Öyle başlıyor. La teşbih ve la temsil. Bazı köpek çobanlık yaparken sürüye kurt getirir derler. Bazı köpekler, Anadolu insanında çobanlık yapanınız varsa, ben çobanlık yapmışım. Bazı köpekler sürüye çobanlık yaparken, sahiplilik yaparken sürüye kurt getirir. Bazı hizmet elemanı İslam'a hizmet edeceğim diyenler de hem İslam'a hem de cemaata bela getirir. Bela olmuş. Bela insanlar var, bela. İçimi bir yarsam yani. Ben parkurdan girmemişim. 17 yaşından beri bu işin içindeyim. Ve hala içindeyim. Onun için içimdeki bazı köpekler sürüye kurt getirir.
Aynı misal gibi bazı hizmet iddia eden kişiler cemaata bela getirir. Ama zahirde elhimettir. Zahirde hizmet elemanıdır. Bazı veya cemaatin hocasıdır. Cemaatin, cemaatta bulunan hocadır. Abidir, kardeştir, ne bileyim liderdir. Başka, cemaat bir vücudun azaları gibidir. Kimisi ses verir, kimisi yürür, kimisi nefes alır, kimisi işkembe, bağırsak gibi pislikleri dışarıya atar. Hepsi neticede lazımdır. Yani abi yemek çok önemli. Onun kadar önemlidir işkembe yapmak. Allah bu hizmetin içinde şahsen kendimi işkembe bile yapsa razıyım. Allah kahretsin yalan söylüyorsam. Bu hizmetin içinde kapısını Tayrabi demiş. Benim bu hizmet sarayının diyor kapısının dışındaki köpek etse razıyım demiş. Ustadın hali şeyi. Bazısı ampuldür, bazısı çeşmedir, bazısı sestir, bazısı eylemcidir, bazısı konuşkandır. Bazısı hizmet eder, bazısı da lavabayı temizler, yeri temizler. Bazısı faturayı yatırır. Yeter ki gemide ol da neresinde olursan ol. İlle kaptan olmaya gerek yok, güvertede olmaya gerek yok. Makinist ol canım. Paspas et. İstersen gemi böyle giderken sen böyle git. Geminin içindesin, korkma. Gemi böyle gidiyor. Koca bir gemi 300 metre. 300 metre gemilerde ben bisikletle gezenleri biliyorum. Böyle gidiyor. Lan nereye gidiyor gemi böyle gidiyor. Nereye gidersen git kardeşim gemidesin. Ama yalnız bu hizmet gemisi onda ikisine pasaport vermiyor diyor. Ustad. Niye vermiyor? Mesela bak. 1944-47 arası yazılmış ikinci emirde. %90'dı diyor. Bu milletin nesliatisi nefsi emaresine tapacak diyor. %90'ı. Türkiye'nin nüfusu %72 milyon. 80 diyelim. 9 kere 8 72. 72 milyon nefsine tabi. Kaldı 8 milyon. 8 milyon. Ustad diyor ki onda ikisine de pasaport vermiyor. Sadakatsızlığından dolayı. 8 milyondu. Onda ikisi ne yapar? 1.600. 6.5 milyona pasaport veriliyor. Ona göre gemi dolmaya çalış. Abi o ne diyorsun ya? Tamam kafana yatmıyoruz. Ben sana bahsetmiyorum. Kafana yatarsa alırsın. Al, yoksa bana gönderirsin. Bir de kendine dışarıdan bak. Acaba nasıl görünüyorum? Demeli. Hep kendimle bakıyorum. Bir de senin gözüyle bakmam lazım. Allah'ın kanunu bu. Allah kendisi seyrediyor kainatı, bir de gayri nazarıyla kendisini seyrediyor. Hep haklıyım, haklıyım, ben doğruyum diyorsun da sen. Bir de insanların gözüne bak, insanlar senin için ne diyor? Bütün insanlar seni takdir ediyorsa yazıklar olsun. Bütün insanlar seni tenkit ediyorsa yazıklar olsun. Allah Resulü'nü tenkit eden de çok, takdir eden de var. Beşte biri takdir etti, beşte dördü etmedi değil mi? Herkes seni takdir ediyorsa tehlike var demektir. Herkes seni tenkit ediyorsa tehlike var demektir. Hem tehlike hem takdir varsa, eleştiri varsa ikide çok fazla müjdeler olsun, iktidarsın demektir. Muhalefetin var demektir. Eğer muhalefetin yoksa iktidar değilsin demektir. Sıradan bir adamsın yani. Bir de Allah'ın canibinden bakmak gerektir diyor ya. Bir de onun gözüyle de. Evet. Allah canibinden bakmak. Başka? Akıl terklerle, kalp ibadetle çalışır dedik. Vakıflıkta da, vakıf olan dershanede vakıflıkta da terklerle çalışıyor. Ama nice manalara mazar oluyorlar bu arkadaşlar. Vakıflar terklerle çalışıyor. Terk etti, onu terk etti, bunu terk etti, terk etti. Ama Allah bu sefer mana dolduruyor. Yani hiçliğini bilmek manasında. Hani akıl terklerle çalışıyor dedik ya. Bir şey diyeceksin abi. Tamam. Kur'an okurken seninle onların yani şerlerin arasına perde çekeriz. İsra 45, Mücadele 10, 58'in sürenin 10. ayeti. Ey ben sıkılıyorum cinlerle vesaire. Cinler beni rahatsız ediyor, yatamıyorum, işte kendimi kötü hissediyorum diyenlere meal okuyorum. Meal. Nerede geçiyor bu ilk önce ayetleri söyleyeyim. İsra 45, Mücadele 10, 58. sürenin 10. ayeti. 58'in sürede hangi sure olduğunu... Mücadele midir?
Mücadele suresi, tamam. Diyor ki, Kur'an okurken, meale söylüyorum bak, Allah diyor. Kur'an okurken, seni o korkutan cinler, elva, habiseler var ya, onlara diyor ki, Kur'an okurken seninle onların, yani şerlerin arasına perde çekeriz. Diyor, endişe etme. Başka, dünyanın sahibi dünya için fanidir diyor, sen bakidir diyorsun. Sıkıntı buradan başlıyor demektir. Dünyanın sahibi diyor ki fanidir. Biz baki zannediyoruz. Dünyanın sahibi diyor ki dünya zindandır. Ahiret saraydır. Biz zindana saray diyoruz. Ya burada bir terslik var yani. Terslik bizde. Dünyanın sahibi böyle diyor. Misafir olan ters söylüyor. Yani Allah'ın gayesine ters düşmememesi lazım gayemiz. Korktukları için korkutuyorlar. Bu çok önemli. Oo, benim işim biraz. Burada tevazu yapmayacağım. Cinler ve erva habiseler var ya, cinlerin kafirleri ve şeytanlar. Şerir şeyde. Ustad diyor ki erva habiseler. Oo, bu erva habise söyledi mi? Ağzımdan çıktı. O cinci oldum ha. Cinci. Oysa biz en büyük cinci Allah'tır. En büyük cinci peygamberdir. En büyük cinci ustattır. Erva habiseden bahsediyor. Acayip bir şey ya tip yani. Ulan başka bir şey bulun da insanlar beni kötüleyin. Yani iyi olur, daha mantıklı olur. Bak şimdi diyor ki, sen korkuyorsun değil mi? Kalbim duracak, öleceğim, aymansız olacağım. Ayşe, korkuların var mı? Ha? Niçin korkuyorsun biliyor musun? Korkutuyorlar. Niçin korkutuyorlar seni biliyor musun? Söyleyeyim sana. Korktukları için senden seni korkutuyorlar. Aslında içlerindeki koru dışarıya atarak rahatlamak istiyorlar. Nem suresinde geçtim, buldum bu ayeti, şey manayı. Mesela ölüm korkusu nereden geliyor? İşim benim bu ya biraz. Benim işim bu. Bunu şeyden bulamazsınız. Klinik konuşmalarında, doktorda bulamazsınız. Nereden buldum? Bak. Adem aleyhisselam hata yaptı, dünyaya indirdi. Şeytan hata yaptı. Şeytan değildi. Azazil indi aşağıya. Adem aleyhisselam indirilince şunu yaptı. Elini kaldırdı. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Beni affet dedi. Öyle değil mi? Af istedi. Azazil, şeytan ne dedi biliyor musunuz? Beni sen azdırdın dedi. Adem ne dedi? Ben nefsime zulmettim. Ben kendim yaptım diyor. Beni affet dedi. Şeytan ne dedi? Beni sen azdırdın. Tamam dedi. İddia etti. Ne istedi Allah'tan? Ben elini kaldırdı. Ben zannediyorum ki ona tövbe yapacak. Uzun ömür istedi. Hayli mayli demedi. Uzun ömürlü istemek şeytandandır. Tövbe yapmak Adem'dendir. Ademidir yani. Adem'den yani. İnsanlıktandır. Onun için ölüm korkusunun temeli şeytandandır. Oradan kaynaklanıyor. Kıyamete kadar bana ömür ver dedi. Ölüm korkusundan dolayı. Anlıyor musunuz? O zaman ölüm korkusu şeytan musallat oluyor. Niçin korkuyorsun? Korktuğu için. Benim poşetimde ne var? Onu konuşuyorum. Bilmediğim bir şeyi konuşamam. Ha, varsa malzeme. Şeytan da ne var? Korkusunu korku olarak göstereceksin ha. Mesela desin, "Oo, duydunuz mu? Şurada bir ev satılıyor, arsa satılıyor, ucuz, ben alamıyorum, sen al." Bunu biliyorsan bunu diyeceğim. Ha, şeytan ne biliyor? Ölmek istemiyor. İnsanlara da ölüm korkusunu pompalıyor. Peki ehli hakikat ise arif ve kamil insanlar risalede geçiyor. Ölümün hakikatini keşfedenler ölmeden önce ölmek istemişler. Ölümü sevmişler diye geçmiyor. Son iki şey. Ha yok bir tane. Fikirlerini değiştiremiyorsan fiillerini değiştiremezsin. Fikrini inanarak değiştir. Gerisi kolay. Bak şimdi. Fikirlerini değiştiremiyorsan fiillerini değiştiremezsin. Çünkü insanın davranışları fikirleri oluşturur. Fikirler hisleri. Hisler eylemleri oluşturur. Hutbe-i Şami 77. Fikirler hisleri, hisler fiilleri oluşturur. Sen davranışını değiştirmek istiyor musun ya? Ben bunu yapmak istemiyorum, seyretmek istemiyorum, gitmek istemiyorum, yapmak istemiyorum. O zaman fiillerinle uğraşma. Fikirlerini değiştir.
Fikirlerin değişirse hissin de değişir, otomatik fiillerin de değişir. Fikrini inanarak değiştirirsen fiillerin otomatik değişir demektir. İnsanı fiiliyata sevk eden kalpteki his ve temayülatlardan çıkar diyor. Peki. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.